Adem'in güncesi. Uyandığımda yalnız değildim artık. Uzun saçlı bir yaratık belirmişti yanımda. Pazar. O derin uykuya daldığım sırada başıma bir şeyler gelmiş olmalı. Göğsümün sol yanındaki yara izinden anlıyorum bunu. Acı falan duymuyorum ama yeni yaratığın daha ilk ortaya çıkışıyla böyle bir yara izi bırakması beni pek de mutlu olayların beklemediğini getiriyor aklıma. Pazartesi. Bu uzun saçlı yeni yaratık bir an bile eksik olmuyor çevremden. Ne yana dönsem karşımda, nereye gitsem ardımda. Hoşuma gitmiyor bu iş. Yanımda başka birinin bulunmasına alışık değilim. Keşke öbür hayvanların yanına gitse de rahata kavuşsam. Hava bulutlu bugün. Rüzgar doğudan esiyor. Belki de bizi iyi bir yağmur bekliyor. Bizi mi? Ne demek bizi? Bu sözü de nereden öğrendim durup dururken? Ha, öyle ya. Yeni yaratık hep böyle diyor konuşurken. Salı. Yeni yaratık hiç aralıksız konuşuyor. En hoşlandığı şey de her gördüğü nesneye bir ad takmak. Benim şu çok sevdiğim büyük çağlayana Niagara adını taktı. Neden öyle dedi bir türlü bilemiyorum. Sözde Niagara adına benzer bir görünüşü varmış bu çağlayanın. Budalalıktan, şımarıklıktan başka bir şey değil bu yaptığı. Ben artık hiçbir şeye ad takamaz oldum. Yeni yaratık karşımıza çıkan her şeye daha ben ağzımı açmaya kalkmadan bir ad koyuveriyor. Koyduğu her adı da aynı nedenle açıklıyor. Öyle bir görünüşü varmış o nesnenin. Dudu kuşunu örnek alalım. Sözde insan bu yeni kuşa daha ilk bakışta onun Dudu'dan başkası olamayacağını hemen anlayabilirmiş. Dudu dedi. Dudu kaldı kuşun adı tabii. Öfkeden bitkin düşüyorum artık ama bana mısın demiyor. Dudu. Gerçekte ben ne kadar Dudu isem o kuş da o kadar Dudu. Çarşamba. Yağmura karşı bir korunak yaptım kendime. Ama şöyle bir iç rahatlığıyla kullanamadım. Yeni yaratık geldi, zorla içeri sokuldu. Dışarı atmak istediğimde görmesini sağlayan iki delikten damla damla sular akıttı önce. Sonra ıslanan yanaklarını pençelerinin tersiyle sildi. Öbür hayvanların acı çekerken çıkardıkları sese benzer sesler çıkardı. Şu konuşması olmasaydı hiç değilse. Durmak, dinlenmek bilmiyor. Zavallı yaratığı kötülemek ya da boş yere suçlandırmak istediğim sanılacak ama hiç de böyle bir niyetim yok. Daha önce hiç insan sesi işitmediğimden buradaki düşsel yalnızlığımın o yüce sessizliğini bozan her yeni ses garip gürültü bir işkence oluyor kulaklarım için. Bu yeni ses çok yakınımda üstelik. Omzumun üstünde, kulağımın dibinde, bir o yanımda, bir bu yanımda. Oysa ben az çok uzağımda bulunan seslere alışmışım. Cuma. At koyma işi alabildiğine sürüp gidiyor. Ben ne yapsam, ne etsem durumu değiştiremiyorum. Ama bu yeni yaratığın bana ters düşen mantığından dolayı haksız olduğu apaçık bir şey. Yaşadığımız bu yer için çok güzel bir at bulmuştum. Müzik gibi akıcı bir at. Cennet bahçesi. Bu adı artık açıkça değil, ancak gizliden gizliye kullanıyorum. Yeni yaratık ormanların, kayalıkları, kırlarıyla bu yerin hiç de bir bahçeye benzemediğini söylüyor. Parka benziyormuş daha çok. Sonunda bana hiç sormadan kendi bildiğince yepyeni bir at taktı buraya. Niagara Çağlayanı Parkı. Bence düpedüz zorbalık bu yaptığı. Parktır diye şöyle bir yafta bile koydu. Çimenlere basmak yasaktır. Yaşamanın tadı tuzu kalmadı artık. Cumartesi. Yeni yaratık çok meyve yiyor. Yakında meyve kıtlığı çekeceğiz bu gidişle. Bu ağaçlar bize yetmeyecek. Biz dedim gene. Yeni yaratığın sözü. İşite işte ben de alıştım bu söze artık. Bu sabah koyu bir sis vardı. Ben sisli havada dışarı çıkmıyorum. Yeni yaratık sis falan dinlemiyor. Hava nasıl olursa olsun çıkıyor. Dönüşte de çamurlu ayaklarıyla dalıyor içeri. Gene konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor.
Pazar. Eskiden ne sessiz, gürültüsüz bir yerdi burası. Bu pazar günleri de gitgide daha çekilmez bir durum alıyor. Geçen Kasım'da haftanın bu gününün dinlenmeye ayrılması kararlaştırıldı. Oysa daha önce haftada 6 dinlenme günüm vardı benim. Bu sabah yeni yaratığı, yasak ağacın elmalarını toprak kesekleri atarak düşürmeye çalışırken suçüstü yakaladım. Pazartesi. Yeni yaratık adının Havva olduğunu söylüyor. Ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Yanıma gelmesini istediğim zaman bu adla çağırmalıymışım kendisini. Hiç ardımı bırakmadığı için kendisini çağırmanın gereksiz bir şey olacağını söyledim. Bu gereksiz sözünden sonra birdenbire saygısı arttı bana karşı. Anlaşılan sık sık kullanabileceğim çok etkili, yararlı bir söz bu. Yeni yaratık kendisinin dişi olduğunu söylüyor. Belki de uyduruyordur. Her neyse, beni hiç ilgilendirmez. Başımdan çekip gitse de şu çenesinden kurtulsam tek. Salı. Bütün yöremizi aşağılık yaftalarla, çirkin bir takım adlarla kirletti. Keçiler adasına gider. Uluyan rüzgarlar mağarasına gider. Girdaplı sular mağarasına gider. Müşteri bulunsa bu parkın çok güzel bir yazlık dinlenme yeri olabileceğini söylüyor. Yazlık dinlenme yeri. Onun parlak buluşlarından biri daha. Kupkuru, anlamsız sözler. Neymiş yazlık dinlenme yeri? Ama en iyisi sormamak. Uzun uzun açıklamalar yapmaya can atıyor çünkü. Cuma. Şimdi de Çağlayan'ın üst yanlarında suya girmemem için bir yalvarmadır tutturdu. Ona ne zararı var bunu anlamıyorum. Yüreği ağzına geliyormuş korkudan. Anlamadığım şeyler. Ben her zaman suya girdim orada. Serin sulara atlamanın coşkusunu her zaman sevdim. Çağlayanların tek yararı da buydu bence. Her şey gibi onların da bir yararı olmalıydı. Ona kalırsa çağlayanlar seyredilmeye yararmış ancak. Tıpkı gergedanlarla mastodonlar gibi. Bir fıçı içinde yüzdüm çağlayanda. İstemedi. Bir tekne içine girdim. Onu da istemedi. İncir ağacından bir giysiyle girdabın hızlı sularında yüzdüm. İncir yaprağı darma duman oldu. O zamandan beri boyun aşırılıklarından yakınarak usandırdı beni. Hiçbir şey yapamaz oldum burada artık. Başka yerlere gitmek belki de iyi gelecek bana. Cumartesi. Geçen salı gecesi kaçtım. 2 gün yol yürüdükten sonra ıssız bir yerde yeni bir korunak yaptım kendime. İzlerimi de elimden geldiğince ortadan kaldırmaya çalıştım. Ama yeni yaratık kendisini alıştırdığı kurt adlı bir hayvanla birlikte araya araya geldi, beni burada da buldu. Beni görünce kendini acındıran o sesleri çıkardı gene. Görme deliklerinden sular akıttı. Sonunda onunla birlikte eski yerime dönmek zorunda kaldım. Ama ilk fırsatta gene kaçmayı düşünüyordum. Bir daha dönmemek üzere. Akıl almadık şeylere kafa yoruyor. Söz gelişi aslan, kaplan diye adlandırılan hayvanların birbirini yemeleri gerektiren türden bir diş yapısına sahip olmakla birlikte neden ot, çiçek yiyerek yaşadıklarını araştırıyor. Düpedüz saçmalık. Birbirlerini yemeleri, birbirlerini yok etmeleri demek olurdu. Bundan da ölüm denen şey doğardı. Benim bildiğim. Oysa bana söylendiğine göre ölüm daha bu parka uğramamıştı. Bir bakıma üzücü bir şey uğramaması. Pazar. Sıkıntılı bir gün daha geçti. Pazartesi. Hafta denen şeyin neye yaradığını anladım en sonunda. Pazar gününün can sıkıntısını insana uğurtturmaya yarıyor. İyi bir buluş bence. Bugün gene yasak ağaca tırmandı. Toprak kesekleri fırlatarak aşağı indirdim. Tırmandığını hiç kimsenin görmediğini söyledi. Sivri aklınca kimsenin görmediği sürece her tehlikeli şeyi denemesi mazur görülebilir. Mazur göstermek sözü bana büyük bir hayranlık duymasına yol açtı gene. İmreniyor bana. Mazur da ne söz ama. Sonra birden benim ağaca tırmanmakta kendisi kadar usta olmadığımı, bu bakımdan da kendisini kıskandığımı ileri sürmez mi? Sonunda ikimiz birden tırmandık ağaca. Böylece ona ustalıkta hiç de kendisinden geri kalmayacağımı göstermiş oldum. Salı. Benden alınma bir kaburgadan yaratılmış olduğunu söylüyor. İnanılır şey değil. Gene uyduruyor. Benim kaburgalarımdan bir eksilme olmadı ki.
Şimdi de Şahin'i taktı kafasına. Otla beslenmesi sözde Şahin'in yaratılışına aykırı düşüyormuş. Bu gidişle fazla yaşayamayacağından korkuyor. Gerçekte etle beslenmesi gerekirmiş bu kuşun. Daha neler? Burada ne bulursa onunla yetinmeye çalışsın Şahin. Şimdi onun için bütün düzeni alt üst mü edeceğiz? Cumartesi. Dün gene her zamanki gibi suda kendini seyrederken göle düştü. Neredeyse boğuluyordu. Son derece sevimsiz bir duyguymuş suya düşmek. Bundan dolayı su içinde bulunan balık adını taktığı bütün yaratıkları acımaya başladı. At takma işi var hızıyla sürmekte gene. Gereği olsun olmasın her şeye bir at takıyor. Bir de işine yarasa da yaramasa da taktığı atları kullanıyor. Hiçbiri de o adlarla çağrılınca insanın yanına gelmiyor o şeylerin. Ama umrunda bile değil. Ne olursa olsun o bildiğini okuyor. Dün akşam o balık dediği şeylerden bir çoğunu sudan çıkararak ısınsınlar diye getirdi, benim yatağıma doldurdu. Ama hayvanları uzun uzun gözetlediğimde burada hiç de suda olduklarından daha mutlu görünmedikleri sonucuna vardım. Kımıltıları azalmıştı yalnız. Karanlık olunca götürüp hepsini tekrar dışarı atacağım. Bir daha onlarla birlikte yatmaya niyetim yok. Soğuk soğuk, kaygan, yapışık şeyler hepsi. Hele insan çıplak olunca hiç çekilmez bir durum oluyor onlarla yatmak. Pazar. Sıkıntılı bir gün daha geçti. Salı. Şimdi de bir yılanla bozdu aklını. Öbür hayvanlar çok hoşnut bu durumdan. Çünkü üzerlerine giriştiği olmadık deneylerle hepsinin rahatını kaçırıyordu. Yılan konuşmayı bildiği için ben de çok sevinçliyim. Böylece bir süre kafamı dinleyebileceğim. Cuma. Yılanın yasak ağacın meyvesinden yemesini öğütlediğini, bunu yapmayı denerse çok büyük bir yükselmeyle değişeceğini söylediğini anlatıyor. Bunun başka bir şeye daha yol açacağını, dünyaya ölümü getireceğini anlattım. Keşke anlatmaz olaydım da kendime saklayaydım bu bilgiyi. Ölümün gelmesi büyük bir çözüm yolu olacaktı ona göre. Böylece hasta Şahin'i kurtarabilecek, üzgün üzgün ortalıkta dolaşan aslanlarla kaplanlara da et yedirebilecekti. O ağaçtan uzak durmasını söyledim. Bu öğüdüme hiç kulak asmaz görünüyor. Başımıza gelecek kötülükleri seziyorum. Çekip gideceğim buralardan. Çarşamba. Sıkıntılı günler geçiriyorum. Dün gece başımı aldım kaçtım. Bir ata bindim. Bütün gece olanca hızla yol aldım. Buralardan uzaklaşmayı, gelecek tatsız kötülüklerin ulaşamayacağı bir başka ülkeye varmayı düşünüyordum. Ama çabam boşa gitti. Gün kalktıktan aşağı yukarı bir saat sonra üzerinde binlerce hayvanın her zamanki gibi otladığı, uyukladığı, birbiriyle oynaştığı çiçekli bir ovadan geçiyordum. Derken korkunç bir ulumalar, bağırışmalar fırtınası koptu. O güzelim ovanın bir anda altı üstüne geldi. Bütün hayvanlar birbirlerini parçalamaya başladılar. Olanları hemen anladım. Havva yasak meyveyi yemişti. Ölüm gelmişti yeryüzüne işte. Kaplanlar atımı yediler. Bağırdım, çağırdımsa da aldırmadılar. Biraz daha dursaydım beni de yiyeceklerdi. Durur muyum hiç? Ardıma bile bakmadan kaçtım. Kendime bu ıssız yeri buldum. Birkaç gün kafam rahat etti böylece. Ama burada da geldi buldu beni. Gelir gelmez de ilk işi bu yöreye bir at takmak oldu. Tonavanda. Öyle bir görünüşü varmış buranın. Gerçekte biraz da sevinmedim değil geldiğine. Buralarda yiyecek doğru dürüst bir şey bulunmuyor. Neyse ki o elmalardan birkaç tane getirmişti gelirken. İster istemez yedim yasak elmaları. Açlığa daha fazla dayanamadım. Bu davranışım benimsediğim yaşama kurallarına aykırıydı gerçi ama karnı aç olanın bütün kurallar vız gelir gider. Havva buraya bir takım yapraklarla dallarla örtünmüş olarak geldi. Böyle bir saçmalıkla ne demek istediğini sorarak çektim hepsini üzerinden. Bir yana fırlattım. Yüzü kıpkırmızı oldu. Kıs kıs gülmeye başladı. Daha önce birinin böyle kızardığını, kıs kıs güldüğünü hiç görmemiştim. Çok yadırgadım bu durumu. Biraz budalaca geldi bana. Pek yakında benim de aynı şeyi duyacağımı söyledi. Dediği doğru çıktı. Açlığımı falan unutarak yarı ısırılmış elmamı bir yana bıraktım. Böylesine güzel bir elma daha görmemiştim oysa. Mevsim ilerledikçe
daha da tatlanmıştı. Fırlattığım yapraklarla dalları toplayarak kendim için örtünmeye başladım. Sertçe bağırdım ona hemen. Karşımda utanmadan çırılçıplak salınacağına gidip biraz da yaprak getirmesini söyledim. Getirdi. Sonra birlikte usulca yırtıcı hayvanların birbiriyle boğuşmuş olduğu düzlüğe indik. Hayvan postları topladık. Bunlardan ele güne karşı giyebileceğimiz birkaç doğru düzgün elbise yapmasını söyledim. Evet, pek rahat değil bu yeni elbiselerimiz ama gösterişlerine diyecek yok. Giyimde önemli olan da bu değil mi? Arkadaşlığına gitgide daha çok alışıyorum. Onsuz çok yalnız, yıkılmış bir insan durumuna düşerdim doğrusu. Hele böyle yerimden yurdumdan olduktan sonra. Ayrıca bundan sonra yaşayabilmek için çalışıp kazanmak zorunda kalacağımı da söylüyor. Söylüyor böyle şeyler. Bu durumda çok işime yarayacak. O çalışır, ben de yol gösteririm. 10 gün sonra. Beni başımıza gelen bu işlerin sorumlusu olmakla suçlandırıyor. Sözde yılan ona yasak meyvanın elma değil de kestane olduğunu söylemişmiş. Büyük bir içtenlikle inanarak anlatıyor bunu. Hiç kestane yemediğimi söyleyerek savundum kendimi hemen. Bu kez yılandan öğrendiğine göre eskimiş bir takım bayat şakalara da kestane dendiğini söyledi. O zaman benzin attı işte. Çünkü ben öteden beri canım sıkıldıkça zamanımı tatlı geçirmek için bir takım şakalar uydururdum kendi kendime. Gerçi uydurduğum bu şakaların hepsinin de yepyeni şeyler olduğuna içten inanırdım ama belki birkaçı bayatlamış kestane şakalardır. Kim bilir? O büyük kargaşalıktan hemen de çıktım. Benim böyle kestane bir şaka uydurmuş olabileceğimi ileri sürüyor. Yüksek sesli olmasa bile içimden geçirdim. Şöyle bir şey. Çağlayan'ı düşünüyordum tam o sırada. Kendi kendime o kocaman su kütlesinin gürleyerek düşüşü ne olağanüstü bir gürültü diye soruyordum. Derken çok parlak bir düşünce çaktı kafamda. O suların düşüşünü değil de tırmanışını görmek çok daha olağanüstü bir şey olur dedim birden. Bu şakama katıla katıla gülerken ansızın birden kargaşadır koptu. Savaşla ölüm doldu dört bir yanım. Canımı güç kurtardım. İşte gördün mü dedi Havva. Haklı çıktığı için gözleri parlayarak. Yılan bana olduğu gibi anlattı bunu. Yaptığım bu işe de ilk kestane adını taktı. Dediğine göre evrenin yaratılışıyla yaşıtmış bu ilk kestane. Yazıklar olsun. Gerçekten de bütün suç benimmiş. Yazıklar olsun. Keşke böyle akıllı olmasaydım. Bu parlak zeka olmasaydı bende. Bir yıl sonra. Adını Kabil koyduk. Ben kuzey kıyılarda birkaç aylık bir av gezintisindeydim. Havva onu bizim mağarada bir iki mil ötedeki, belki de 3-4 mildir, kesinlikle bilemiyor, ormanda yakalamış. Bir bakıma bize benziyor. Bir akrabalık bile olabilir aramızda. Havva böyle bir akrabalığın bulunduğuna göre kesin gözüyle bakıyor ama yanılıyor bana kalırsa. Bunun gövdece küçüklüğü de bambaşka türden yeni bir hayvan olduğunu gösteriyor. Bir balıktır belki. Ama denemek için suya attığımda dibe batmaya başladı. Havva daldığı gibi hemen çıkarıverdi onu. Böylece bu deneyden kesin bir bilgi edinmemi engellemiş oldu. Gene de bir balıktır bu bence. Havva'nın umurunda bile değil ne olduğu. Bir şey değil, benim anlamama da engel oluyor hep. Bu davranışı anlamıyorum doğrusu. Yeni bir hayvanın gelişi onun yaratılışını iyice değiştirdi. Deneylere hiç ilgi duymuyor artık. Ne kendi deney yapıyor ne de bana yaptırıyor. Yeni yaratığı bütün hayvanları sevdiğinden daha çok seviyor. Ama bu sevginin nedenini bir türlü açıklayamıyor. Kafası darmadağın. Her davranışından belli oluyor bu. Kimi geceler huysuzluk eden balığı saatlerce kucağında taşıyor. Balığın bütün huysuzluğun nedenini biliyorum ben. Suya dönmek istiyor. Ama götürüp dereye atmak istediğimde çekiyor alıyor elimden. Kollarında taşıyor gene onu. Baktıkça görme deliklerinden sular yuvarlanıyor yanaklarına. Vızıldanan balığın sırtına usul usul vuruyor. Sussun diye ağzıyla garip sesler çıkarıyor. Üzüntüden, tasadan hiçbir şeyi gözü görmüyor oluyor. Daha önce hiçbir balıkta böyle şeyler yapmamıştı. Onun için bayağı kuşkulanmaya başladım artık. Eski yurdumuzda kaplan yavrularını kucağına alır gezdirirdi böyle. Onlarla oyunlar oynardı. Ama oyundan öteye gitmezdi bu hiçbir zaman. Yedikleri bir şey dokundu diye hiçbiriyle böyle uzun uzun uğraşmazdı. Pazar.
Pazar günleri çalışmıyor. Yorgun argın uzanıyor ortalıkta. Balık da o yanında bu yanında debelenip duruyor. Budalaca sesler çıkarıyor bu küçük hayvanı eğlendirmek için. Onun pençelerini ağzına alıp çiğner gibi yapıyor. O da katılıyor gülmekten. Balığın gülenini hiç görmemiştim. Biraz da kuşkulanmaya başladım onun için. Pazar günlerinden hoşlanıyorum artık. Bütün hafta yapılan işleri denetlemek için insan bitkin düşüyor. Pazarlar daha çok olmalı. Eskiden çekilmez bulurdum pazar günlerini ama şimdi seviyorum. Çarşamba. Balık değil. Ama ne olduğunu daha anlayamadım. Keyfi olmadığı zamanlar garip, şeytanca sesler çıkarıyor. Keyifli olunca da agu agu diyor. Biz türden bir yaratık desem değil. Çünkü yürümüyor. Kuş desem değil, uçmuyor. Kurbağa? Hayır değil, hoplamıyor. Yılan? Hayır değil, sürünmüyor. Ama balık olmadığını da iyice biliyorum. Yüzüp yüzemediğini bir türlü deneyimleyemedimse de bunu kesinlikle anladım artık. Çoğunlukla sırt üstü yerde yatıyor, ayaklarını havaya kaldırıyor. Böyle yatan başka bir hayvan görmedim. Bu hayvanın anlaşılmaz bir bilmece olduğunu söyledim bir gün ama Havva ne dediğimi bile anlamadı. Bilmece sözüne hayran oldu ancak. Bana kalırsa ya bir bilmece bu ya da bir tür böcek. Ölürse parçalayıp içine bakacağım. Daha önce hiçbir şey böyle büyük bir şaşkınlık uyandırmamıştı bende. 3 ay sonra. Pazar. Şaşkınlığım azalacağına daha da artıyor gitgide. Gözüme uyku girmez oldu. Sırt üstü yatmayı bıraktı artık. 4 ayağı üzerinde dolaşıyor şimdi. Ama öbür 4 ayaklı hayvanlara da benzemiyor. Ön ayakları hiç görülmedik kısalıkta. Böyle olunca başı ile gövdesi çok iğreti bir biçimde sipsirri havada kalıyor. Çirkin bir görünüşü var. Gövde yapısı genellikle bizi andırıyor ama genzime biçimiyle bizim soydan olmadığını belli ediyor. Ön ayaklarının böyle kısa, arka ayaklarında uzun oluşu kanguru türünden gelebileceğini düşündürüyor insana. Ama o türün de garip bir örneği olmalı. Çünkü gerçek kanguru hoplar. Bu ise hiç hoplamıyor. Hiçbir listeye adı geçmemiş. Çok garip, çok ilginç bir kanguru türü olmalı bu. İlk bulan kişi olarak bu türe adını vermek hakkını kendimde görüyorum. Kanguru Madamisi diyorum ona. Havva yakaladığı zaman daha yavruydu anlaşılan. Çünkü o zamandan beri sürekli olarak büyüdü. Aşağı yukarı 5 kat daha büyüdü şimdi. Hoşuna gitmeyen bir şey oldu mu? Sesi de o zamankinden 22 ya da 28 kat daha fazla çıkıyor. Sert davranmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Tam tersine ben sertleştikçe o daha da çok gürültü çıkarıyor. Böylece vazgeçtim sertlikten. Havva onu tatlı dille ya da daha önce dokunmasını bile kesin yasak olduğu şeyleri eline vermekle yola getiriyor. Daha önce belirttiğim gibi bu yeni hayvan geldiğinde ben burada yoktum. Havva bana ormanda bulduğunu söylemişti. Türünün tek örneği olması şaşılacak bir şey. Ama gerçek anlaşılan. Çünkü koleksiyonumu bütünlemek, buna da bir oyun arkadaşı getirebilmek için aylardır bir ikincisini bulmaya çalıştım. Aramaktan canım çıktı. Ama boşuna. Bir arkadaş bulabilirsem bunun sesinin biraz kesileceğini, böylece evcilleştirmenin kolaylaşacağını düşünmüştüm. Bulmak şöyle dursun, tek bir ize bile rastlayamadım. Karada yaşamak zorunda olan bu hayvan nasıl oluyordu da yerdeki izlerini yok edebilirdi böyle? 10-12 kapan kurdum. İşe yaramadı. Öbür küçük hayvanlardan sürüyle yakaladım ama bundan yakalayamadım bir türlü. Kapana düşen hayvanlar sütün orada ne aradığını merak ediyorlar anlaşılan. Hiçbiri de içmiyor sütü. 3 ay sonra. Çarşamba. Kanguru hiç durmadan büyüyor gene. Akıl almaz bir şey bu. Büyümesi böylesine uzun süren bir kanguru da görmemiştim. Kafası da postu var şimdi. Kanguru postuna benzemiyor hiç. Tıpkı bizim surlarımıza benziyor. Yalnız bunun kılları çok daha ince. Daha yumuşak. Bizim taşlar gibi kara değil üstelik. Kıpkırmızı. Bu ne ödüğü belirsiz canlı ağır ilerleyen cilveli gelişmesiyle çileden çıkaracak beni. Bir eşini bulabilseydim belki biraz aydınlanırdı durum. Ama hiç umut yok. Yeni bir canlı türünün tek örneği bu. Apaçık. Dün gerçek bir kanguru yakaladım, getirdim. Hiçbir türdeşi olmadığı için
yalnızlık çeken bizimkinin bir oyun arkadaşını seveceğini, bizim gibi huyunu suyunu bilmeyen yabancılardansa böyle bir hayvana daha kolaylıkla ısınabileceğini düşünmüştüm ama yanılmışım. Kanguruyu görünce öyle bir yaygara kopardı ki böyle bir hayvanı daha önce hiç görmemiş olduğuna kesinlikle inandım. Bu zavallı gürültücü küçük hayvana acıyorum artık. Onu mutlu kılmak için elimden gelen hiçbir şey yok. Bir evcilleştirebilseydim diyorum ama böyle bir çaba da boşuna. Ben evcilleştirmeye çalıştıkça o daha çok azıyor. Bağırıp çağırmalarına, öfkelenmelerine, yakınlamalarına baktıkça yüreğim parçalanıyor. Bana kalsa salıvereceğim. Gene ormana dönsün. Ama Havva söz dinlemiyor bu konuda. Çok taş yürekli bir davranış bu bence. Ona hiç yakıştıramıyorum bunu doğrusu. Belki de haklıdır. Kim bilir. Belki salıversem daha yalnız duyar kendini. Ama bir işini bulabildiğime göre daha yalnız olacağından nasıl söz edilebilir? 5 ay sonra. Pazar. Kanguru değil. Havanın parmağına asılıp kendini yukarı çekerek arka ayakları üzerine doğruluyor. Birkaç adım gidiyor. Sonra gene yere yuvarlanıyor. Bir tür ayıdır bu belki de. Ama kuyruğu eksik. Kafasından başka yerinde postu da yok. Durmadan büyümesi de garip bir şey. Çünkü ayıların büyümesi çok daha erken sona erer. Ayılar. Başımıza gelen o işten beri tehlikeli oldu. Bunun böyle burnuna bir şey geçirilmeden ortalıkta başıboş dolaşmasına göz yummamam doğrusu. Havva'ya bunu salıverirse kendisine bir kanguru yakalayıp getirebileceğimi söyledim. Hiç oralı olmadı. Budalalıklarıyla başımıza daha bir sürü iş açacak anlaşılan. Eskiden böyle çılgın biri değildi. 15 gün sonra. Cumartesi. Ağzına baktım. Daha bir süre kimseye zararı dokunmaz. Çünkü ağzında tek bir dişi var. Kuyruğu daha çıkmadı. Eskisinden çok daha fazla gürültü yapıyor şimdi. Hele geceleri hiç rahat vermiyor. Bu yüzden taşındım. Dışarıda yatıyorum. Ama her sabah kahvaltıya gittiğimde ilk işim başka dişi çıkmış mı diye ağzına bakmak oluyor. Bütün ağzı dişle dolarsa kuyruğu olsun ya da olmasın buralardan uzaklaştırmak gerekecek. Tehlikesi olması için bir ayı ile kuyruk gerekmez. 4 ay sonra. Bir aydır avlanmak, balık tutmak için yukarı bölgelerde dolaşıyordum. Ben yokken bizim ayı arka ayakları üzerinde yalnız başına ortalıkta gezinmeye anna, babba demeyi öğrenmiş. Bunun yepyeni bir varlık olduğu apaçık ortada. Çıkardığı seslerin bir takım sözleri andırması bütünüyle bir rastlantıdır belki. Belki hiçbir anlamda taşımıyordur bu sözler. Ama gene de olağanüstü bir durum bu. Başka hiçbir ayının böyle sesler çıkarabildiğini görmemiştim. Böyle konuşmaya yeltenmesi, başından başka yerinde posta olmaması, kuyruksuz oluşu, bunun yepyeni bir türden bir ayı olduğunu gösteriyor. Gelişmesinin bundan sonrasını incelemek son derece ilginç olacak. Bu arada kuzeyin ormanlarında uzun bir arama gezisine daha çıkacağım. Gizli bir kıyıda bucakta bunun bir eşi daha vardır elbet. Bulur getirirsem kendi soyundan bir hayvanın eşliğinde uysallaşır. Tehlikesi azalır belki. Hemen yola çıkıyorum. Ama gitmeden önce burnundan sıkıca bağlamalıyım bunu. 3 ay sonra. Çok çetin, yorucu bir av oldu. Yine eli boş döndüm. Oysa ben yokken Havva buradan dışarıda adımını bile atmadan bir tane daha yakalamış. Talihin böylesi görülmüş şey değil. O ormanlarda 100 yıl bile dolaşsam benim karşıma çıkmazdı bu ikinci. Ertesi gün. Yenisini eskisiyle karşılaştırıyorum. İkisinin aynı soydan olduğu apaçık görülüyor. Koleksiyonuma eklemek için bir tanesinin içini doldurmak istedim. Ama Havva her nedense gene karşı koydu. Vazgeçtimse de üzülüyorum bir yandan. Bilimin geleceği adına üzülüyorum. Şimdi bu soy tükenecek olursa sonraki çağlarda bunlarla ilgili hiçbir şey bilinemeyecek demek. Çok yazık olacak. Çok. Eskisi daha uslandı şimdi. Bir papağan gibi gülüyor, konuşuyor. Papağanla uzun süre bir arada olmasının sonucu anlaşılan. Çünkü gördüğü, işittiği her şeyi yansıtmakla büyük bir yeteneği var. En sonunda yeni bir tür papağan olduğu ortaya çıkarsa çok şaşacağım. Ama bu hayvanla ilgili hiçbir şeye pek de şaşmamak gerekir hani. Balık sandığım o ilk günden beri aklıma gelen her türlü yaratığa benzettim onu.
Yenisi de eskisinin ilk günlerinde olduğu kadar çirkin. Kükürt sarısına bulanmış, çiğ eti andıran bir yüzü, öbür hayvanlarınkinden apayrı tüysüz bir kafası var. Havva bunun adını da Habil koydu. On yıl sonra. Bunlar bizim oğullarımızmış. Uzun zamandan beri biliyoruz artık. Bizi yanıltan onların başlangıçtaki o az gelişmiş küçücük görünüşleri oldu. Daha önce görmediğimiz için alışık değildik böyle şeylere. Şimdi kızlarımız da var. Habil iyi bir çocuk ama Kabil ayıdan da beter çıktı. Aradan geçen bunca yıldan sonra başlangıçta Havva'yı zaman zaman yanlış anlamış olduğumu görüyorum. Cennet bahçesinde onsuz yaşamaktansa dışarıda onunla birlikte yaşamak çok daha güzel. İlkin çok konuştuğunu düşünüyordum hep. Şimdi ise bir gün susmasının, sesinin günlerimden silinmesinin benim için büyük bir acı olacağını düşünüyorum. Bizi birbirimize yaklaştıran, bana onun yüreğindeki iyiliği, ruhundaki tatlılığı tanımayı öğreten o ilk kestane, bin yaşasın, bin yaşasın o kestane.